Kızım nerede? Babaanne, babaanne. İyi misin? Su vereyim mi? Sen niye başımdasın? Halam gittiğinden beri uyuyorsun babaanne. Ben bir şeye ihtiyacın var mı diye geldim. Anama. İçim geçmiş. Kenan, sen yokken Sevda geldi. Sevda mı? Anacığım, benim biraz ofiste işim var. Tamam oğlum. Sonunda dünür doğduk Beristam'a. Öyle öyle, çok şükür. Bundan böyle bacım size emanet, ona göre. Gözümüz gibi bakarız, merak etme. O zaman ben kaçayım. Haydi, hayırlı akşamlar. Oğlunuz Merdan Keser burada mı? Geç kaldın komutan. Düğün çoktan bitti. Yok, gelinle eve çıktılar. Hayırdır komutan, o mesele mi yine? Kendisini görmem lazım, birkaç soru soracağım. Bu kadar acil mi? Söylerim, yarın uğrar karakola. Merhaba.
O mesele dediğin ne Rüstem? Anacığım. Senin rızanı almadan gittiğim için beni affet. Ama en çok da bu gece yapacağım şey için affet. Daha sevdiğinin toprağı kurumadı. Yasın bitmedi dedin. Kaç günde, kaç ayda, kaç yılda biter bu yas? Yasın bitmedi ama ben bittim. İçimde iyiye güzele dair ne varsa Sabri'mle birlikte hepsini kaybettim. Bana neden evlenmek istediğimi defalarca sordum. Bir sürü şey söyledim ama gerçeği sakladım ona. Senden de herkesten de sakladım. O aileyle husumetimiz var. Kim gidiyorlar? Seni harcarlar dedim. Oğulları beni zaten harcadı ana. O hain Sabri'mi sırtından vurdu. Hayallerimi bir kurşunla yıktı geçti. Bir kez olsun, sadece bir kez olsun yüreğinden geçeni yapacağım ve yüreğimi yakanlardan hesap soracağım. O katil bu gece karısı olacağımı sanıyor. Oysa ben bu gece onun celladı olacağım. Babaanne, halam Merdan'ı öldürecek. Koş Murat. Koş. Nasıl? Beğendin mi? Güzel. Gel hele şöyle gel. Ne ya? Korkuyor musun kız? Bütün gece burada dikilecek değilsin ya. Ha? Ben giyineyim. Az çıksan. Utanıyor musun kız yoksa? Melek. Farkındaysan kocanım artık. Soyun dökün hadi. Madem sen çıkmıyorsun, ben de banyoda giyinirim. Sürprizimi bozuyorsun ama. Sürpriz mi? Sürprizleri severim. Yapma kızım. Sakın bir delilik yapma. Kırk saattir içeride ne yapıyorsun? Gelsene hadi. Geliyorum. Yahu Melek sende de var ya ne numaralar varmış ha. Tamam kapattım gel hadi gel. Gel.
Açayım mı? Açabilirsin. Komutanım nasıl anladınız? Yani meleğin böyle bir şey yapacağını nasıl tahmin ettiniz? Sabri yakalanmış diye duydum. Yakalandı. Gözün aydın. Görebilir mi? Çok daha önceden anlamam lazımdı Levent. Oğlum biraz daha acele et. Emredersiniz komutanım. Melek sen ne yapıyorsun? Kalk. Sana kalk dedim. Melek. Bak konuşalım. He? Kızım sen delirdin mi? Niye böyle yapıyorsun? Kimi arıyorsun babaanne? Kendall'ı. Belki bizden daha önce yetişir. Başadamışmış, sararıp yere düşmüş. Sevdiğim hak duş hanım, aklıma düş. Ulan ben de diyeyim, niye aramıyor hala? Ne var Deyzem oğlu? Düğününüz hayırlı olsun diye mi aradın ha? Senin olduğun yerde hayır olmaz Kendall. Seninle hiç uğraşamam Deyzem oğlu. De haydi ne diyeceksen de. Ne o? Şimdi de hırsızlığa mı başladın? Ne hırsızlığı ya? Ne diyorsun sen? Bir şeyin mi kayboldu? Oyun oynama Kendall. Neden bahsettiğimi çok iyi biliyorsun. Bağırma Deyzem oğlu, bağırma. Bu saatte seninle hiç uğraşamam. Kafam da güzel zaten. Sana da tavsiye ederim. Sinirlere iyi geliyor. Haydi afiyet olsun. Başadamışmış, sararıp yana düşmüş. Sevdiğim Hattuş hanım aklıma düşmüş. O iç sevginin intikamını almak için bana evet dedin ha? Bugünün hatırası olsun. Hani sevgilinin intikamını alacaktın? Vursana hadi. Ne bekliyorsun? He? Nasıl da unutmuşum. Tek kurşunum vardı değil mi Melek? Sana hediye ettiğim kurşun. Şarjörünü de hatırlarsan almıştım. Hiç iyi bir öğrenci değilsin Melek. Hiç. Sana o kadar gösterdim. Ama bak yine karavana attın. Şimdi ne olacak? He? İşler değişti. Lan bana bak, seni gebertirim. O iç sevgilini nasıl gebertiysem seni de öyle gebertirim, anladın mı beni? Bunu mu istiyorsun lan ha? Bunu mu istiyorsun? Bunu mu istiyorsun? Al, al bakalım ne yapacaksın? Allah'a sala, al!
Böyle mi düğün yapacaktık oğlumuza Rüstem? Rezil olduk millete. Nasıl yapacaktık ya? Nesi eksikti düğünün? Ya içi alaylı, dışı kalaylı. Millet tefe koymuş oynatıyordur bizi. Görmedin mi gelin tarafını? Zorla aldık sanki kızlarını. Zorla ya da güzellikle. Sonuca bak sen. Aldık mı aldık? Aldık aldık da. Başımıza bela mı aldık, gelin mi aldık? Orası belli değil. Oh. Midem ağrı gitti vallahi. İlaçlarımı evde unutmuşum. Geç olmadan gidip alalım. Sabaha kadar uyuyamam Rüstem. Oh. İyi madem. Merdan'a da bir bakmış oluruz. Ay, tamam. Komutan bir münasebetsizlik yapıp zifaf gecesi geldi mi bir öğreniriz. Beni vurdun. Allah senin belanı versin. Canım çok acıyor. Canım çok acıyor. Yemin ediyorum seni geberteceğim. Yemin ediyorum geberteceğim. Kalk. Melek. Lütfen. Lütfen yapma. Sana para vereyim ha? Para ister misin? Çok para. Melek ne olur. Ne olur umudan gitsin. Silah benim zaten. Temizlerken oldu derim ha? Lütfen. Kalk, giyin. Kalk! Şuraya bak. Her yerim kan içinde. Kalktım. Şimdi anlaşıldı bu belgelerin neden bu kadar önemli olduğu. Efendim Kendall. Niye vermedin belgeleri adamlara? Kendi ellerimle teslim etmek istedim sana. Korktun mu? Bana bak, onları iyi sakla. Gelip alacağım ha. Eğer bir yamuk yaparsan... Kendall, merak etme. Dedim ya kendi ellerimle teslim etmek istiyorum diye sana. Hem seni görmüş olurum, fena mı? İstediğin zaman gelip alabilirsin belgelerini. Deyzem oğlu, benimle dans edemeyeceğini anlamışsındır herhalde. Şimdi ne yapacağım bağlım ha? Haydi bağlım, haydi. Nasıl alırsın siz o kadını içeri? Annenizi ziyaret edeceğini söyledi Kenan Bey. Siz de ne anladınız? Oğlum, kızma onlara. Ben de akıl edemedim böyle bir şey yapacağını. Peşinden gelmedim. Bana bakın. Şimdi gidiyorsunuz. Tüm Halfeti didik didik edip o Sevda denen kadını buluyorsunuz. Çabuk! Anacığım! Anacığım! Ambulans yardım! Seni
hapiste çürütmek için elimden geleni yapacağım. Yardım edin! Bu kadar yakından ıskalamam değil mi? Sol taraftan yürü hadi. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz dedim, cevap versene. Konuşma, yürü hadi. Bir daha konuşursan sırtından vururum seni. Sadece hal dokumaya mı giriyor Allah aşkına? Her şeyi de doldurmuş depo gibi. Ama kapıyı kilitlemiş. Kapıyı kilitlediyse kesin bir biteniği var burada. İbrahim, evin çevresinde hemen arama yapın. Emredersiniz komutanım. İkiniz oradan. Sen de buraya. Artık yeter! Melek tamam. Tamam yalvarırım yapma tamam. Tamam kalkıyorum. Yürü. Neredesin kız?
Dur teyze, giremezsiniz. Çekil oradan, kızımı görmeyeceğim ben. Oğuz komutan içeride. O gelmeden giremezsiniz. Kızım nasıl, iyi mi? Oğuz komutan çıkınca size bilgi verecek. Oğuz! Oğlum, Melek nerede? Melek nasıl? Sizin eşiniz var burada. Özlem! Sen yine bir işler çevireyim ama dur bakalım. Ne işin var orada? Bir şey çevirmiyorum ya. Ses duydum da kedim falan diye bakayım dedim. Kedinin gideceği yer samanlığa kadarmış. O kedi sen olma. Yok ağam, vallahi bir şey yapmadım. Düğünde yaptın yapacağını zaten. Ne öyle artist arsız çekip gitmeler? Ben sana ne dedim? Gel dedin, geldim. Daha ne yapayım ya? Anam nerede? Bilmiyorum. Ben geldiğimde yoktu. Baran? Baran da yoktu. Ama belki anamın için rahat etmemiştir. Meleği uzaktan da olsa görmek istemiştir bence. Beni daha ne kadar yürüteceksin? Konuşma, yürü! Oğuz, Melek nerede? Kızım nerede? Müsaade et, bir girip göreyim. Melek içeride değil Kadriyana. Merdan? Merdan içeride mi? Hayır, o da yok. Neredeler peki? Bulamadınız mı bir şey? Hayrola komutan? Yarını bekleyemedin mi? Kadriyanım, düğüne gelmedik, eve mi gelelim dediniz? Oğuz, meleğimi bul. Allah aşkına kızımı bul. Ne oluyor? Burada değil mi Melek? İkisi de evde yoklar. İçeri girip baktım. Odaları dağılmıştı. Yerde de kan izleri var. Melek? Ne demek bu komutan? Bir şey mi olmuş? Oğlum nerede? Bakın henüz bir şey bilmiyoruz, araştırıyoruz. Sakin olmaya çalışın. Halam mektup yazmış, evde bulduk. Ne yazmış, ne diyor? Merdan cevap vermiyor. Komutanım, evin arka tarafında kan izleri var. Siz gelmeyin, burada beni bekleyin. Diz çök! Afdile Sabri'den. Beni buraya kadar bunun için mi getirdin Melek? Beni çoktan öldürebilirdin. Bu kadar maskaralığa, bu kadar soytarılığa hiç gerek yoktu. Sana af dile dedim. Özür mü dileyim? Tamam. Dileyim. Sabri kardeş. Senden çok ama çok özür dilerim. Seni geberttiğim için kusura bakma, olur mu? Şimdi doğru düzgün özür dile. Özür dilerim. Özür dilerim. Oldu mu?
şurayı. Bu elle mi? Sana şurayı kastedim. Allah senin belanı versin. Manyak. Allah senin belanı versin. Özür diledi sabrım senden. Sen yumuşak kalbe sahip bir adamsın. Eminim affedersin. Ama ben affetmeyeceğim. Affedemem Sabri'm. Edemem. Edemem. Beni buraya mı gömeceksin? Seni mi? Sen Sabri'min yanına gömülecek adam değilsin. Kazmaya devam et. Kazdığın mezar benim. Memnuniyetle kazarım o zaman. Kaz. Kaz. Ne yaptınız? Gönderdiniz mi gelin damadı? Ah oğlum. Ah Mertan'ım. Oğuz, var mı bir haber? Araştıracağız Kadriyan'ı. Yaktınız oğlumun başını. Asıl siz yaktınız kızımı. Hem kızımı hem beni. Dua et meleğime bir şey olmasın. Yoksa dünyayı başınıza dar ederim. Belasını bulur inşallah. Ben de vur yılan. Doğru konuşsana zalim hakkında. Bu muydu hesabınız? Oğluma ne yaptınız lan? Dayı. Rüstem Bey sakin olun. Burası yeri ve zamanı değil. Kendal! Kendal yetiş! Yetiş Kendal! Ne oluyor ana, neredesiniz? Yetiş Kendal, yetiş! Ah Kendal, ben sana söyledim. Kızımı vermem dedim, dinlemedin beni. Ya şunu doğru düzgün anlat ana. Ne oluyor? Ver babanı, ver. Alo amca. Ya halam mektup yazmış. Merdan'ı öldürecekmiş. Ne? Ne demek öldüreceğimiş? Sabri'yi Merdan vurmuş. O da o yüzden evlenmiş zaten. Şimdi geldik de yoklar evde. Ulan melek, ulan melek. Am, ne oldu? Kim kimi öldürecekmiş? Elinin körü olmuş. Melek hepimizi ayakta uyutmuş. Merdan'ı öldürmek için evlenmiş. Neredesiniz siz? Merdan'ın evinin oradayız. Tamam tamam, geleyim ben. Haydi. Bir şey olmuş mu peki? Peki melek neredeymiş? İkisi de yokmuş ortalıkta. Arıylermiş. Bir bulayım o meleği, gim gimi gebertiyi görür o. Biz de gelelim abi. Meleği hep beraber arayalım. Kızlar hemen Rüzgar'ın yanına. Kızlar, ağzım size emanet. Tamam Emine abla. Baba hadi gel, biz gidelim. Yok gitmem. Gitmem. Kızımı bulmadan hiçbir yere gitmem. Gel, gel. Gitmem. Meleği bırakmam ben. Meleği bırakmam. Baba, İbrahim, şoförler kalsın. Sen benimle gel. Emredersiniz komutanım. Herkes topla. Çabuk buraya gelin. Merdan kayıp. Ah.
Melek. Allah aşkına bu çılgınlığa bir son ver ne olur. Bak ben seni çok iyi anladım. Vallahi saygı duydum. Hiç kimseye bir şey anlatmak zorunda değiliz. Sen yoluna gidersin. Ben yoluma giderim ha. Beni öldürünce ne olacak Melek? Sabri geri mi gelecek? Yok. Peki sana ne olacak? Ha? Şu haline bir bak. Kendine mezar kazdırıyorsun. Beni öldürdükten sonra kendini mi sıkacaksın ha? Sonra ne olacak? Sabri öldü, ben öldüm, sen öldün. Sonuç! Ben sana söyleyeyim istersen. Babam evladını öldürmüş bir aileyi asla sağ bırakmaz Melek. Bu iş kan davasına döner. Ben Sabri'yi öldürdüm. Hak ettim diyelim. Mezanım oradan geldi. Bırak koş. Merdan! Oğlum! İbrahim yardım edin oğlum. Uzaklaştırın onu. İbrahim aramalara başlayın. Emredersin. Melek! Hala!
Kendal! Öldürdünüz oğlumu Kendal! Geberteceğim bırak seni. Ver şunu. Ben mi vurdum lan oğlunu? Ben mi vurdum? Planın bu muydu? Bacını bunun için mi verdin bize? Defolun gidin buradan. Defolun. Anmayın o şeytanın adını yanımda. Kendal Bey, buradan gitseniz iyi olur. Nereye gideyim komutan? Melek kayıp. O işi bana bırakın. Buradan gidin. Daha fazla olay çıkmasın. Kendallerimle vereceğim cezasını. Meleğin kılına dokunursam ben gebertirim seni Rüstem. Ant olsun ki yaparım bunu. O zaman ben bulmadan önce bulmaya kalk. Ben bulursam gebertirim. Bu kadar yeter. Kimse bir şey yapmayacak. Bu olay artık bizim işimiz. Herkes evlerine gitsin. Herkes evlerine gitsin dedim. Baran. Herkesi al. Buradan götür. Amca. Rüstem'in lafıyla mı göndereyim komutan bizi? Melek benim bacım, bacım. Melek bir cinayet işledi Kendal Bey. Hadi şimdi gidin. Meleği bulur bulmaz ben sizi arayacağım. Meleğimi bulur. Meleğimi bul. Haydi anne. İyi diyemeyeceğim. Tedavisini kesip hastaneden çıkması kötü olmuş. Yoğun bakımda takip edeceğiz birkaç gün. Sonra yine konuşuruz. Ulan Melek, ulan Melek. Başımıza açtığın şu işe bak. Hiçbirinizin haberi olmadı mı bundan? Size bir şey demedi mi? Dese, gidip düğüne oturmazdık Kendal. Sana mı bir şey demedi kız? Demedi. Ya abinin intikamını alacağım falan diye bir şey demiştir belki. Vallahi demedi. Bak, yalan söylüyorsan, benden bir şey saklıyorsan... Melek'le birlikte senin de canını okurum ha. Vallahi diyorum ya, demedi. Hatta gittim, abimi unuttum falan diye bir sürü laf ettim. Ona bile bir şey demedi. Gitme artık üstlerine. Melek'in böyle bir şey yapacağını bilseler dururlar mıydı? Nohut kadar aklıyla yediği halta bak. Madem biliydi Sabri'yi vuranın merdan olduğunu... niye jandarmaya gidip söylemedi? Elbet düşecek elime. Kemiklerine kıracağım. Kimse elimden alamaz. Yeter Kendal, yeter! Ana sakın arka çıkma. Rezil kepaze etti bizi. Cezasını keseceğim. Sen o cezayı kendine ver. Senin yüzünden katil oldu kızım. Ya onun suçlusundan ben oldum ana. Kendisi ince ince planını yapmış, alnının çatından vurmuş merdanı. Bunun suçlusundan benim. Sensin elbet. Yaktın kızımın başını. Senin yüzünden katil oldu. Evlendirmeyeceydin. Ya zorla mı evlendirdim ben? Kendi istemedin mi? Sen o kadar dövdün, bağırdın, durdu mu? Sen de vermeyeceydin. Hayır diyeceydin. Manyak çoktan koymuş kafasına merdanı öldürmeyi. Ben olmaz desem ne olacak ha? Ben bilsem onun intikam sevdasında olduğunu, evet der miydim? Manyak kendiyle birlikte bizi de rezil etti. Rüstem bu saatten sonra durmaz artık. İntikam peşine düşecektir. Artık biledi kime keser Allah bilir. Ben mi olurum? Baran mı olur?
Ağasın mı olur? Yeter Kendal, uğursuz uğursuz konuşup durma. Git bul meleğimi. Git bul, ne yap? Et bul, getir meleğimi. Melek! Ocağımı söndürdün Melek. Ay, günahını aldım kızım be. Demek gerçekten çok sevmiş abimi. Peki ben nasıl anlamadım bunu ya? Ne olacak şimdi? Bu Rüstem Meleği görse öldürür. Jandarma desen hapse tıkar. Kendal Allah eline düşürmesin. Ay ne yapacak ya? Nereye gidecek? Tabii ya. Niye daha önce aklıma gelmedi? Dikkatli olun çocuklar. Yanında silah var. Bulduğunuzda sakın müdahale etmeyin. Bana bırakın, tamam mı? İbrahim sen de Sabri'nin mezarına tekrar git. Belki geri gelmiştir. Emredersiniz komutanım. Hadi. Sen. Gelin önüne. Gelin çocuklar. İşte. Sözümü tuttum. Niye söylemedin bana? Bu kadar laf söyledim sana ben de. Unuttun sandım abim, ne bileyim ben. Öyle evleneceğim falan deyince içim çok acıdı, ondan söyledim o lafları. Abim seni çok sevmişti Melek. Seninleyken çok bambaşka oldu. Değişti birden. O kadar mutlu görmedim ben onu hiç. İnan. Sözümü tuttum. Seni sevmekte de haksız değilmiş zaten. Destur! Melek nerede? Yine buraya geldi değil mi? Nerede saklayın? Yok burada Melek. Hem bugün onun düğünü yok muydu? Bana bak babalık, benimle oyun oynama. Kardeşim neredeyse güzellikle söyle. Merdan'ı öldürmüş, bu işten kurtulamaz. Ne dedin sen? Bilmiymiş, ayaklarına yatma. Yoksa birlikte mi planladınız ha? Niye ikide bir buraya geliydin Melek? Yok dedim sana. Melek burada yok. Eğer benden bir şey saklıyorsa... Haberim yok dedim sana. Buraya gelirse beni ara. Bir şey bilip de benden saklıyorsan... Dükkanını başına yıkarım ihtiyar! Duydun mu beni? Melek! Melek! Sözümü tuttum. Melek! Melek! Saklayamazsın benden, çık ortaya!
Bu tarafa indirin. Melek. Bak benim çok param var. Sana yardım ederim. İstediğin yere gönderirim seni. Kimse de bulamaz. Tamam mı? Kurtarsın kendini. Çünkü burada sana rahat vermezler artık. Sözümü tuttu. Kızım ömrünü hapislerde mi geçireceksin? Geçirmesen bile o Rüstem midir nedir? Öldürür seni, yaşatır mı sanıyorsun? Bak gideceğim buradan, tamam mı? Kendine bambaşka, bambaşka bir hayat kuracaksın, tamam mı? Belki biz de seninle geliriz. Sen biraz yat dinlen. Ben sana üst baş falan getireceğim. Geleceğim, tamam mı? Sonra da buradan gideceğim. Tamam mı? Sabri vermişti. Sende kalsın, al. Sana almıştı onu. Gel sana takalım. Bak ne güzel oldu. Ben gidiyorum, tamam mı? Sakın bir yere ayrılma, geleceğim. Sözümü tuttum. Katilini yakaladınız mı komutan? Maalesef. Henüz bulamadık, arıyoruz. Soyları kurusun inşallah. Sürüm sürüm sürümsünler. Ocakları sönsün inşallah. Tek oğlumuzu, ailemizin istikbalini elimizden aldı komutanım. Bul o kızı, yoksa ben bulurum. Bakın acınızı anlıyorum. Ama bundan sonrası bizim işimiz. Siz sakın yanlış bir şey yapmaya kalkmayın Rüstem Bey. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Tekrar başınız sağ olsun. Bizim oğlumuz öldü Rüstem. Canımız gitti. Benim yüreğim yanıyor. Sen bu işi jandarmaya mı bırakacaksın? Biz burada ağlaşırken benim oğlumun katili kaçıyor, Rüstem kaçıyor. Daha ne bekliyorsun ha? Hiçbir şey yapmayacak mısın? Kesin ailesi yardım etmiştir. Belki de saklıyorlardır. Sen burada ne yapıyorsun?
Gereğini yapmayacak mısın Rüstem? Aslanımızı kara toprağa veriyoruz. Katili elini kolunu sallaya sallaya dolaşıyor. Bir şeyler yap Rüstem. Bir şeyler yap. Yakala o kızı. Bir şeyler yap. Bir şeyler yap. Bir şeyler. Git bir şeyler yap. Kesin Şanverdiler saklıyordur kızı. Eğer o kızı saklıyorlarsa ben onları konuşturmasını bilirim. Takip edin beni. Ay, ay Allah, ay, ay, ay Vay delikanlı. Bakıyorum dediklerin kulağına küpe olmuş. Aferin, aferin. Aferin ama yani böyle lafımı dinleyip kızımdan uzak durduğuna göre artık aramızdaki husumet bitmiştir değil mi? Ha? Bak öyle ama darılmaca, gücenmece yok tamam mı? Ha? Hadi bakalım. Aferin, aferin. Ha bu arada delikanlı. Allah zihin açıklığı versin. Sağ ol. Alo. Oğlum neredesiniz lan? Şu saçımı kesen lavuk burada. Yavaş be. Acaba Oğuz Bey'i mi arasak? Haber az arardı. Ne yapacağız? Böyle elimiz kolumuz bağlı mı oturacağız? Allah'ım sen yardım et ya Rabbi. Her yere bakın. Bir iz görürseniz hemen beni arayın. Haydi. Ne oluyor lan? Hayırdır? Rüstem, kendine gel. Bu ne demek oluyor? Arayın lan bütün odaları. Lan ne oluyor? Gel buraya. Baran. Bırak arasınlar. Bizim saklayacak bir şeyimiz yok. Olur mu öyle şey? Baran, dur dedim. Temiz. Çekil Kendal. Yeğenin de arada kaynamasın. Çek ayağımızın altından. Burada kimse yok. Burada da kimse yok. Rüstem, Melek burada değil. Boşuna arama. Katil bacını nerede saklıyorsun Kendal? Evimden Rüstem. Meleği bulacağım. Cezasını kendi ellerimle vereceğim. Rüstem.
Kızımı bul Kendal. Baran nereye? Halamı bulmaya gidiyorum, oldu mu? Ben de geliyorum. Neredesin kızım ya? Ay, Melek sakın. Sakın Melek. Evet. Abi, Baran'la Sarı Kadın kulaktan çıktılar. Yoldalar. Ne yapalım? Alalım mı? Tamam. Alın depoya götür. Nasılsın? Bir şeye ihtiyacın var mı? Daha iyiyim oğlum, merak etme, çok şükür. Kenan, ablama burada olduğumu söyleme sakın. Neden? Kardeşi görmek istemiyor musun? Yok oğlum, ondan değil. Kadının başında bir sürü dert var zaten. Bir de benim için üzülmesin. Kenan. Oğlum, bana söz ver şu kasa meselesi için. Kendal'la bir daha kapışma. Söz ver, aklım sende kalmasın. Tamam. Merak etme Selena'cığım. Hastamız biraz dinlensin. Ben dışarıdayım anneciğim. Kolay gelsin usta. Sağ ol usta, hoş geldin. Benim dükkanın camları kırıldı da bir bakıversen diyecektim. Tamam usta, sen dükkana geç, ben çırağı gönderirim ölçüleri aldırmaya. Sağ ol. Bıraksana lan. Efendim baba. Evlat, bir haber var mı Melek'ten? Maalesef henüz bir iz bulamadık baba. Tamam. Bir şey bulursanız beni de arayın ha. Tamam olur. Bunu sevdasına saygı duyduğum bir kıza dikmiştim. Baran, Baran ne olur bir şey söyle, iyi misin? İyiyim. Bakın, bu yaptığınız suç. Ya resmen adam kaçırıyorsunuz, ne istiyorsunuz bizden? Demek sendin ha? Ne istiyorsun lan bizden? Alanı. Biliyor musun yerini? Bilsem de sana söyler miyim lan ben? Baran sus lütfen. Melih'in yerini falan bilmiyoruz. Ötmeyeceksiniz demek. Bakalım Kendal ne diyecek bu işe. Ulan Melek, ulan Melek. Neredesin lan? Neredesin?
Yine ne var Rüstem? Baran'la o İstanbul'u yengen elimde Kendal'a. Rüstem, ne diyorsun sen ya? Sen galiba benim ciddiyetime pek inanmadın. Seni ikna etmek için ne yapsam acaba? Yengeni mi vursam? Ulan bak onun kılına zarar gelsin. Yemin ediyorum seni öldürmezsin. Ben Baran değil. Bırak lan. Yoksa yeğenini mi? Bakın. Bakın eğer illa birini vuracaksanız beni vurun. Biliyorum Ebru'yu önemsemezsin ama... Baran'ı seversin sen değil mi Kendal? Baran'a veda etmek ister mi? Vur lan beni. Vur hadi. Senin bu yeğen ölmeye çok meraklı. Haberin olsun. Rüstem. Rüstem ne yapayım sen? Delirdin mi? Ne isteyeyim benden? Oğlumun katilini, bana bacını getir Kendal. Yoksa burası kan gölüne döner. Ya nereden bileyim bacımın yerini? Ben de onu arayayım her yerde zaten. Benimle oyun oynama. Şakam yoktur, tanırsın beni. Ya belki jandarma yakaladı. Baran! Ulan! Ulan sakın! Sakın! Ay Allah'ım ya. Nerede bu kız? Ben nerede bulacağım bunu? Bana bak Rüstem. Eğer Baran'a bir şey yaparsan Allah'ıma kitabıma yaşatmam. Sülaleni temizlerim yeminle. Bu sadece uyarıydı. İnşallah mesajı almışsınız. Beni can evimden vurdunuz. Aynı acıyı yaşadığınızı görmeden durmam. Akşama kadar sana mühlet. Yeğenine bir şey olmasını istemiyorsan dediğimi yap. Bacını getir, yeğenini al. Sakın polisi, jandarmayı da bu işe karıştırmaya kalkma. Bana meleği getirmezsen... Bu sefer boşa sıkmam, haberin olsun. Yeğeninin leşini kapında bulursun. Sen bacım, ne yaptın? Efendim teyze. Oğlum. Hayırdır? Bir şey mi oldu? Melek Merdan'ı vurdu. Ne? Melek mi? Merdan öldü. Melek kayıp. Kızımı bul. Tamam. Tamam teyze. Söz veriyorum, bulacağım Meleği. Merak etme sen. Sen sakın bir yere ayrılma. Annemin başında bekle. Peki efendim. İçim hiç rahat değil. Benim de öyle. Emine abla ya. Baran Ebru'yla mıdır acaba? Bilmiyorum Narin. Benim aklım Melek'ti. Nasıl yaptı böyle bir şey? Hala aklım almıyor. Nasıl anlamadık, nasıl ihtimal vermedik? İnsanın canı yanınca her şeyi yapıyor böyle. Kendisi bile şaşırıyor sonradan. Şimdi ne olacak? Yakalansa bir türlü, yakalanmasa bir türlü. Anam nasıl atlatacak? Ah meleğim, ah kusum. Yaktın kendini, bizi de yaktın.
Var mı bir haber? Yok, biz öyle bekliyoruz. Abi sen Baran'ın nerede olduğunu biliyor musun? Telefon açıyorum ama bulamıyorum, ulaşamadım. Ya nerede olacak? Anasına bakın iyidir. Tabii öyledir. Ama işte Rüstem konağa basınca, sen de kan davası falan deyince korktum ben. Nereden geliyorsun kız sen? Hiç. Anam hasta ya, ona uğradım. Ne var o çantada? Kirlileri. Yıkayamamış, yıkayayım dedim. Sen gel bakayım benimle bir. Yürü. Bana bak Özlem. Bir şey mi bileyim yoksa? Ha? Yok ağam, ne bileceğim ben? Melek abin için vurdu ya Merdan'ı. Şimdi sen ona karşı yumuşamışsındır. Yoksa kaçmasına yardım mı edeyim? Ya buldum mu da mı yardım edeceğim ya kaçmasına? Özlem, bu işin şakası yok. Bir şey biliyorsan söyle. Rüstem bulursa gebertecek, jandarma bulursa hapse atacak. Konuşsana kız. Bilmiyorum ben bir şey ya. Bana yalan söyleme. Melek nerede diyeyim sana? Sen? Sana bilmiyorum dedim değil mi? Bir daha sakın bana, sakın vurmaya kalkma, tamam mı? Allah topumuzun belasını versin, he mi? Bir daha seni benden koparmalarına izin vermeyeceğim. Ne yaptınız? Bulabildiniz mi bacımı? Yok ağa, hala arıyoruz. Ulan ne işe yararsınız siz ha? Yer yarıldı, yerin dibine mi girdi bu kız? Her deliğe bakın. Bacımı bulun yoksa gebertirim sizi bak. Bulabildiğin kadar adam topla. Ben fabrikaya geçeyim. Al adamları oraya gel, haydi. Hey Allah'ım ya, bir de Rüstem belası çıktı. Hesap vakti geldi. Bizim buradan çıkmamız lazım. İyi de nasıl çıkacağız? Baran ne yapıyorsun sen? Baran bak, bunların gözü dönmüş. Anlarlarsa yine saldırırlar sana. Sen kapıya bak. Biri geliyor galiba. Gençler, bakın burası benim kızımın okulu. Burada olay çıksın istemiyorum. Anladınız? Ne oldu, korktun mu? Saçımı keserken esip gülüyordun ama lan. Yavrum sen laftan anlamıyor musun ya? Bir derdin varsa dışarıda halledelim. Burası iyi. Biz burada rahatız. Değil mi gençler? Aynen, aynen. Yani oğlum hadi yürü git ya. Girin lan şunu. Ne ağamı sandın lan? Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz? Ya utanmıyor musunuz beş kişi bir adamı vurmaya?
Söyle o zaman bize bir daha bulaşmasın. Defolun! Yürüyün lan. Sağ ol kızım. Bana yardım ettin. Sağ ol. Baran! Ah! Hey! Bırakın, ne yapıyorsunuz? Baran! Baran, iyi misin? Ne oldu lan? Amca, ellerini çözmüştü. Bana bakın, eğer onun kılına zarar gelirse sizi ellerimle öldürürüm, anlıyor musunuz? Kes sesini kadın. Saat kaç oldu Kendall'dan hala bir haber yok. Anlayacağı dilden konuşmak lazım. Çıkar bu iti dışarı. Ya nereye götürüyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Bırakın oğlumu diyorum. Ya oğlumu bırakın. Bırakın onu. Beni alın. Oğlum! Seni bana nasıl anlattı biliyor musun? Serseri diye. Her konuda yalan söylüyordu ama... bu konuda doğru demiş. Kızım... ben... ben seni bilseydim... bilseydim eğer... her şey bambaşka olurdu. Yemin ederim. Ben niye okuyorum biliyor musun sen? Senin kim olduğunun bir önemi kalmasın diye. Şurada yazılanı değiştirebilmek için. Ayaklarımın üzerinde durabilmek için. Ama sen her seferinde peşimden gelip olay çıkartıp buna engel oluyorsun. Yapma artık, yapma. Beni rahat bırak ki sadece derslerimi düşünebileyim, yapma. Tamam mı? Aynı benim gibi inatçı. Ben geldim. Hoş geldin kuzum. Adı ablan nerede? Yolda giderken Emre abi aradı. Beni bırakıp gitti. Emre mi? Annem nerede? Arayalım bir ablacığım. Açmıyor. Ne yapalım biliyor musun? Ben şimdi seni Asma abinin yanına bırakayım. Ben de gideyim annemize bakayım. Hemen dönerim zaten, merak etme. Hadi. Emre, beni niye çağırdın buraya? Acil dedin, nasıl geleceğimi bilemedim. Ne oluyor? Biraz otursana. Emre, ne oluyor? Korkutuyorsun. Ya lafı uzatmaya gerek yok. Ben seninle Serdar hakkında konuşmak istiyorum. Ulan avuç içi kadar halifeti de bulamadınız mı bir kızı ha? Rüstem'in ne kadar adamı varsa hepsinin peşine birer adam takın. Sızsalar bileceğim ha. Anladınız mı? Ağam bir yere girip saklanmışsa Melek bacım. Ulan bir de bana laf mı yetiştiriyiniz? Çıkın. Anladın. Melek'ten haber var mı? Sen nereden bileyim? Teyzem aradı. Yardım istedi. Ya ana. Gerekmez senden gelen yardım. Yer gök benim adamlarımla dolu. Kendal, şimdi düşman olacak zaman değil. Doğru düzgün anlat şu olayı.
Melek Merdan'ı vurmuş. Ortadan kayboldu. Rüstem inanmıyor. Sakladığımızı düşünüyor. Sosyete gülüyle Baran'ı aldı. Meleği verin, onları vereyim diye. Ne var? Rüstem ağını alabilmiş ağam. Kendi eliyle vermek istedi. Rüstem ağanın selamı var. Ben adamın peşinden gidiyorum. Sen de meleği bul. Ey yedim melek. Serdar'la ilgili konuşmak istemiyorum. Ben Serdar ve senin hakkında değil, Serdar ve Maya hakkında konuşmak istiyorum. Serdar'la Maya mı? Ne alaka ya? Maya da geldi işte. Ne soracaksan ona sorarsın, olur mu? Ne oluyor? Ben de anlamadım. Emre'ye sor istersen. Soracağım zaten. Emre'ye soracaklarım var. Neden aramalarıma cevap vermiyorsun Emre? Ne bu çocuk gibi davranmak? Bir derdimiz varsa oturur konuşur çözerdik. Çocuk gibi öyle mi? Evet çocuk gibi. Ya ben hala bilmiyorum ne olduğunu. Anlatacak mısın artık? İkiniz konuşurken duyduğumdan beri merak ediyorum. Bana ne zaman söyleyeceksin? Neyi? Serdar'a olan aşkını. Ya benden böyle bir şeyi nasıl saklarsın? Belki de hiçbir zaman söylemeyecektin. Ben duymasaydım. Haklısın, ben çocuk gibiyim ya. Enayi bir çocuk. Kandırılmış, saf bir çocuk. Emre! Baran! Çözün beni! Baran! Baran oğlum! Ne yaptınız ona ha? Ne yaptınız ona? Sus be kadın. Allah belanızı versin. Allah belanızı versin sizin. Neredesin? Ne var? Aa, Melek Bacı'yı Rumka yolunda görmüşler. Ne? Konuşmayayım diyorum. Tutayım kendimi diyorum ama... Ama ne? Senin yüzünden Emre ile ayrıldık. Mutlu musun? Benim yüzümden mi? Ne alaka?
Sen Serdar konusunu açmasaydın o da bilmeyecekti. Ya ben nereden bilebilirdim Emre'nin bizi dinlediğini? Bilerek yaptım sanki. Bilerek ya da bilmeyerek. Eski defterleri açmanın ne anlamı vardı? Ablacığım. Buldunuz mu annemi? Bulamadık ablacığım. Ama merak etme, gelir. Annem mi yok? Arıyorum, ulaşamıyorum sabahtan beri. Yok. Açmıyor. Ah, hep benim yüzümden. Anacığım yapma böyle, ne olursun. Özlem, sen bir şey bilir mi kızım? Efendim? Ne? Melek mi? Ha? Görmüşler Rumkale yolunda. Baran. Baran. Baran oğlum, iyi misin? Var mı bir şeyin? İyiyim ben, iyiyim. Ya sen niye geldin ki zaten? Niye lafımı dinlemiyorsun? Gelme dedim sana. Beni alacaklardı sadece. Çünkü ben anneyim. Sana kızacağım diye cevap bile veremiyorsun. Seni götürdüklerinde o kadar korktum ki. Ya Melek, niye Rumkale'ye gittik şimdi? Bilmiyorum Özlem ya. Asım, konak sağ hemen değil mi kuzum? Tamam hadi. Asım, Rüzgar da sana emanet. Tamam. Hadi, hadi. Ezberlemedin mi hala? Neyi? Yüzümdeki çizgileri. Biliyorum, bana çok kızıyorsun. Ama elimde değil, ne yapayım? Baran, birileri geliyor. Bak, bu adamların hiç şakası yok. Ne olur bir şey yapma, tamam mı? Göreceğiz. Baran, yalvarırım, bir şey yapma. Bakalım amcan seni ne kadar seviyormuş. Verdiğim süre dolmak üzere. Eğer Kendal aramazsa sizi gözden çıkarmış demektir. Bırakın onu, yalvarırım, yapmayın ne olur. Burada senin pek bir değerin yok. O yüzden kapa çeneni. Ben biliyorum. Melih'in yerini biliyorum. Ne diyorsun sen ya? Ne biliyorsun? Bakın, Melih'in yerini söyleyeceğim. Ama ilk önce Baran'ı buradan çıkaracaksınız. Buradan gidecek, ondan sonra söyleyeceğim, tamam mı? Hayır, ben hiçbir yere etmiyorum. Neyi söyleyeceksin ya? Bak sen. Baran, çok şanslısın. Amcan umursamıyor ama anan senin için canını vermeye hazır. Öyle ki benim bu numaraları yutmayacağımı bile bile beni deniyor. Lan kalkarsan var ya, gösteririm o zaman sana. Ona bir daha dokunma lan. Dokunma. Benimle oynamaya kalkmayın. Bedel ağır olur. Ben oğlumu gömdüm. Sizi de hiç düşünmeden gömerim. Duydunuz mu beni?
Allah'ım Melek! Melek sakın yapma! Ah Melek ah! Rüzgar, üşüdün mü? Yok. Annem ne zaman gelir? Bilmiyorum. Ama ben buradayım. Merak etme. Bir şey soracağım. Sor. Kızmak yok ama. Ben hiç kızmam ki. Sen hep böyle miydin? Bilmem. Hatırlamıyorum. Hatırlamıyor musun? Ben bazı şeyleri hatırlamıyorum. Ben de mi büyüyünce hatırlamayacağım? Güzel olanları hatırlayacaksın, kötü olanları hatırlamayacaksın. Gerçekten mi? Ha? Güven bana. Kötü olan hiçbir şeyi hatırlamayacaksın. Kendal! Bakın oğlunuz için çok üzgünüm. Ama inan bizim hiçbir alakamız yok. Sakın oğlumun adını ağzına alma. Senin için benimle, onunla değil. Amcam onu günah kadar sevmez. Kapa çeneni. Kendal'a ne kadar ciddi olduğumu anlatamadım galiba. Her şey senin it oğlunun yüzünden oldu zaten. Baran sus! Lan! Sakın, yalvarırım ona bir şey yapmayın. Lütfen. Ah Melek ah. Beni bırakın. Gidin Melek'imi kurtarın. Ben kalırım yine siz. Sakın ha! Sakın! Dur Melek! Sakın yapma! Allah'ın aşkına dur Melek! Melek! Melek bacım! Sakın ha! Sakın Melek! Dur! Dur bacım! Sakın yapma! Allah'ın aşkına yapma Melek! Gel şöyle! Bırakın onu yalvarırım. Yapmayın ne olur. Rüstem. Sakın yaklaşma. Şakam yoktur vururum. Benim de şakam yoktur. Onları öldürünce oğlun geri gelmeyecek. Rüstem ağa, bırak onları. Neden geldin abi? Senin için bacım. Senin için geldim. Melek delirme. Gel yamacıma şöyle burada konuşalım haydi. Konuşalım. Ne konuşacağız? Sen benimle ne zaman konuştun? Bağırmadan, itip kalkmadan ne zaman konuştun ki benimle? Biz seninle hiç konuşmadık abi. Melek. Tamam bacım. Ben Sabri gibi bir adamı neden sevdim biliyor musun? Eli silahlı, yarını karanlık bir adam. Çok mu yakışıklıydı? Film artistleri gibi miydi? Yok. Tamam bacım, tamam. Ben anladım seni.
Bak şimdi. Yaklaşma. Tamam. Bu yaşıma kadar hep seni dinledim. Madem geldin, şimdi de sen beni dinle. Sabri'yi neden sevdim zannediyorsun? O beni dinliyordu. Yıllardır içimde biriktirdiklerimi anlatıyordum ben ona. Öyle anamın gibi masal değil, özlü sözler değil. Emine yengen bugün bunu söyledi. Baran şunu yaptı. Süt taştı, yemek pişti. O gün ne olduysa. O an aklıma ne geldiyse onu anlatıyordum. Melek. Dinle. Tamam, tamam. Sabri beni dinliyordu. Sanki dünyanın en önemli şeyini anlatıyorum gibi dinliyordu. Yüzünde bir gülümseme, gözleri gözümde dinliyordu. Ben bazen utanıyordum. Öf diyordum, ben de ne deli saçması şeyler anlatıyorum. Sıkıyor muyum seni diyordum. Yok diyordu, anlat ben dinliyorum seni. Süt taştı, sonra ne oldu? Biliyor musun abi? Süt taştı, sonra ne oldu? Dünyanın en güzel seni seviyorum deme şey. Melek, bak. Gelme. Bak bacım, merdanı vurdum. İçeriye gireceğim diye korkuyorsan korkma, merak etme. En kral avukatları tutarım sağa. Beni bilirsin. Bir puntuna getirir, kurtarırım bu işten seni. Allah'ını seversen gel şuraya. Haydi bacım, haydi. Evet abi. Seni bilirim. Bir punduna getirirsin. He valla? He? Nefsi müdafaa falan deriz. Yani onu deriz, bunu deriz. Bir şekilde kurtarırım Melek, yemin edeyim sana. Biliyorum. Bir şekilde bir punduna getirirsin. Murat abimi getirdiğin gibi mi? Melek. Cevap ver! Sahi ya. Ortada gün gibi görüntüler varken bile hallettin. Kafasına vura vura ölüme mahkum ettin sen abimi. Kim ne derse desin, inanmadıydım. İnanmak istemediydim. Çok düşündüm, delirecek gibi oldum ama ben artık eminim. Recep'i de sen öldürttün. Sen bir katilsin abi. Melek, ne diyin sen? Ne katili, ne anlatayım, ne yapayım sen Melek? Melek, Allah aşkına delirme, gel şuraya. Haydi. Melek, bak beni iyi... Melek, ne yapayım sana? Ne yapayım? Delirme! İndir şu silahı, haydi! Birlikte ölelim mi abi? Ha bir, ha iki, ne fark eder? Gel beraber ölelim. Duralım mı biraz? Durma, durama. Siz sülaleci anlamakta zorlanıyorsunuz galiba. İndir o silahı. Senin mezarını buraya bir yere kazdıydı değil mi? Kendi mezarını da.
Şuracıkta vuruversem seni. Hazır kazılı mezarına gömüverirse abi. Alnının ortasından şöyle vursam seni. Melek, yapma. Namlunun ucunda olmak nasıl oluyormuş abi? Biz her gün böyle yaşıyorduk işte. Senin sayende. Her sabah alnımıza böyle silah dayıyordun. Her gece uyurken yarın yaşar mıyım diye düşünüyorduk. Nasıl oluyormuş ölümle burun buruna olmak? Çekeyim mi tetiği abi ha? Senin bana, bize yaptıkların hesabını da kesmiş olurum böylece. Nasılsa bizim ederimiz bir bedenimiz bir de canımız. Abi, gözlerime bak. Ne görüyorsun? Melek, Melek yeter artık. İndir şu silahı. Şuraya gel, haydi. Haydi başım, gel. Bak. Acı ve ölümden başka ne var gözlerimde? Ölümden başka ne var benim biriktirdiğim? Melek, indir şu silahı artık. Allah'ın aşkına indir şunu. Gel şuraya da konuşalım. Haydi bacım. Ne o? Korktun mu? Yapamam mı sanıyorsun? Yaparım. Gözümü kırpmadan kıyarım sana. Sana kıyarım da. Anama kıyamam. Asım'a kıyamam, Mehdi'ye kıyamam. Onları babasız koyamam. Bak. Bak abi ben de sana benzedim. Bunun benim elimde ne işi var? Benim elimde kalem olması gerekirken bunun benim elimde ne işi var abi? Melek. Melek yapma. Melek! Melek! Melek, Melek bak anamlar da geliyor. Haydi gel şöyle. Melek, haydi baş. Melek! 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 Bak abi. Herkes geldi. Şimdi bütün sustuklarımızı konuşsak mı? Herkes burada bak ne güzel. Gelin gelin. Emine yenge, Nalin ablam, Özlem yenge gelin. Biz de abimle ilk defa sohbet ediyorduk. İlk defa beni dinliyor biliyor musunuz mu? Ne güzel değil mi? Bacım bunları konuşma zamanı değil. Allah aşkına şuraya gel. Haydi. Doğru. Sen ne zaman konuşmamızı istersen. Ne konuşmamızı istersen onu konuşuruz değil mi abi? Söyle. Ne konuşalım istersin? Hayatını kararttığın kadınlardan başlayalım mı mesela? Emine yengemin hayatını nasıl mahvettiğini mi konuşalım? Yıllarca baba sevgisine muhtaç ettiğin Asım'dan mı bahsedelim? Genç yaşında para verip satın aldığın... Sonra da konağın ortasına attığın Özlem yengeden mi? Kimsesizliğinden, çaresizliğinden faydalandığın Sibel'den mi konuşalım? Sen hepimizi ziyan ettin. Söyle şimdi abi, ne konuşalım istersin? Deme öyle bacım. Ben seni ne kadar severim bilmez misin? Allah razı olsun. Ne çok seviyorum beni. Keşke bu kadar sevmeseniz bizi. Siz ne çok seviyorsunuz kadınları. Eteğimizin boyundan saçımızın teline kadar dert ediniyorsunuz. Ne çok seviyorsunuz sürekli gözünüz üstümüzde. Peşimizden bir adam gelse kuyruk sallamasak gelir mi hiç? Tecavüze uğrasak kesin rızamız vardır.
eksik etek, yarım akıllı kaşık düşmanıyız. Yine de sofranızda buyur ediyorsunuz ya. Allah razı olsun, ne çok seviyorsunuz bizi. Melek, Melek kızım ne yapıyorsun ya? Ben sana daha kaç kere diyeceğim, ha? Kaç kere diyeceğim, ne yapıyorsun? Özlem yenge, zor zamanlarımda hep yanımda oldun. Hakkını helal et. Allah'ım, Melek. Melek biz neleri aştık, bunu da aşarız. Allah aşkına gel yapma. Narin ablam, sen oğlundan başka bir şey düşünmezken neler yaptın söylesene bir. Hala daha yapıyorsun. Sen ölümü göze almadın mı? Beni en iyi sen anlarsın. Melek, Melek savaşmak cesarettir. Sen kaçıyorsun. Doğru ada, ben kaçıyorum. Benim sizin kadar cesaretim yok halacığım. Bak sen beni ölümün kıyısından almaya çalışırken bile sesin gür çıkıyor. Asla susma. Ama benim gücüm kalmadı, yok. Dayanamıyorum artık. Melek dur! Melek, bacım. Bacım sakın yapma. Sakın. Ana sakın yaklaşma. Ana. Anacığım niye geldin? Yaklaşma. Ana, ana sakın yaklaşma ana. Ne edeceksin? Oradan atlayacaksın mı? He ana. Peki sonra ben ne edeceğim? Bilmiyorum ana. Onu hiç düşünmedim. Bir kere olsun. Hayatımda bir kere olsun. Anama ne olur, ona ne olur, bu ne düşünür diye düşünmedim. Ben de arkandan gelirim Melek. Bana bir evlat acısı daha yaşatma. Ama ben zaten ölüyüm ana. Hatta hiç yaşamadım ki. Bağırsam da sesin duyulmadığı yerde yaşamaya hayat denir mi? Benden sana hayır gelmez. Ne yapacağım benim gibi evladı? Benim kendime hayrım yok ana. Melek kızım, bak her şey düzelir. Ne olursa olsun hepimiz senin arkandayız. Yapma kuzum. Emine yenge. Bak sen benim ana yarım sayılırsın. Sen anla beni. Melek yavrum, bak azıcık hakkım geçmişse sana yapma. Kurban olurum ben sana, yapma. Bak ananı düşün. Bizi düşün, yapma. Azıcık sana emeğim geçtiyse yapma kuzum. Denedim yenge. Olmuyor. Beceremiyorum. Ben bu hayata, bu düzene ayak uyduramıyorum. Ben bu koskoca dünyaya sığamıyorum. Ben nasıl ayakta duracağım ha? Elimi bırakma Melek. Ben senin elini bırakalı çok oldu ana. Melek yapma ne olur. Bak kendine acımıyorsan bizlere acı. Ben size zaten acıyorum Narin abla. Sana, Özlem yengeme, Emine yengeme, hatta kızlara, hepinize, hepimize. Ana. Yapma kızım. Hadi gel evimize gidelim. Evimize mi? O konağa mı? Hapishanem olan o konağa mı? 3-5 kıyafetimi kapının önünden geçen bir eskiciye verdin miydi? Yatağı yorganı da bir fakire. Ne çabuk silinir izim o konaktan değil mi ana? 3-5 kıyafet, bir yatak, bir yorgan. 20 küsür yıllık hayat. Bir de kitaplarım. Düşüm olan kitaplarım. Sonrasında kendimi asmak için idam sehpam oldular. Onları da verin bir öğrenciye.
Ama kız olsun. Altını çizdiğim yerleri iyi okusun, onu da söyleyin. Öldürme beni kızım, öldürme. Allah Mehmet aşkına yapma Melek. Üzülme anacığım. Bak bugün benim düğün günüm. Düğünüme gelmedin. Buraya kısmetmiş. Melek yapma ne olur, gözünü seveyim yapma ya. Hakkımı helal etmem. Süsümü helal etmem. Yapma. Olsun. Sen yine de hakkını helal et anacığım. Hepiniz hakkınızı helal edin. Özür dilerim. Melek. Bacım yapma. Emine yenge. Anam kadar hakkın var. Helal et. Narin ablam sen de. Özlem yenge sen de. Kızlar siz de hakkınızı helal edin. Özür dilerim. Hepinizden özür dilerim. Baran'dan, Rüzgar'dan, Asım'dan, Ebru yengeden, hepinizden. Sana hakkımı helal etmiyorum. Seninle öte tarafta görüşeceğiz abi. Yarım kalan hesabımızı orada göreceğim seninle. Tamam Melek, tamam bacım. Ne hesabım varsa kes ama şurada yamacıma gel de burada kes Allah'ın aşkına. Yok. Ben dünya hesabımı burada kapatıyorum. Melek sakın yapma. Melek! Beni Sabri'min yanına gömün. Bunu yaparsınız herhalde değil mi? Son isteğim. Arkamdan kimse ağlamasın. Hiçbiriniz ağlamayın, üzülmeyin. Sadece beni affedin. Sen de lütfen ana beni affet. Melek. Melek. Melek yapma.